Merhaba sevgili izleyiciler. Ankara Saati programımızla karşınızdayız. Dün meclisten çok önemli bir kanun teklifi geçti. Hepimizi çok da yakından ilgilendiren maddeler de vardı. Bir kısım maddeler, çok tartışılan maddeler çıkanlar da oldu içlerinde ama ne getiriyor, bizden ne gidiyor? Bunları ayrıntısıyla konuşacağız. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başta mali konular olmak üzere çok sayıda alanda değişiklik içeren torba yasa, torba teklif görüşülmüştü geçtiğimiz günlerde ve Meclis Genel Kurulu'na geldi. AKP milletvekillerinin imzasıyla meclise sunuldu bu kanun teklifi. Performans esaslı program bütçeyle hükümetin borçlanma yetkisini iki katına çıkaran madde de var orada. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi dedik. Şimdi tabii bu ne götürüyor, ne getiriyor onlara bir bakacağız. Şu denmişti, teklif yasalaşırsa bütçe fonksiyonel sınıflandırma tablosu kaldırılacak. Peki bu neydi? Şeffaflık mı bir anlamda ortadan kalkıyordu? İşte o dev projeler, büyük projeler, bunların hiçbir ayrıntısı görünemeyecek artık meclisteki milletvekilleri tarafından, komisyonlarda da incelenemeyecek. Köprü, hastane gibi büyük projelere ne kadar harcandığını artık bundan böyle göremeyecek muhalefet. Bu anlama geliyor ama bununla birlikte yasal düzenlemenin başka bir amacı da mı var? 2021 bütçesi de şimdi önümüzdeki süreçte o da elbette ki tartışmalarla birlikte mecliste konuşulacak. Hemen konuğumuza dönelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağolunuz. Dün çok evet yine tartışmalar oldu. Şimdi bir maddeyle başlamak istiyorum hemen. Aslında bu düzenlemenin, şimdi biz diyoruz ki 2021 bütçesi de bütçesi içinde çok önemli değişiklikler var burada. Siz zaten komisyonda da bu konuda çarpıcı açıklamalarda da bulunmuştunuz. Yasal düzenlemenin amacı ne diye soracağım ama en çok dün konuşulan borçlanma yetkisi iki katına çıkarılıyor denildi. Şimdi bizi niye ilgilendiriyor? Biraz hani hükümete borçlanma yetkisi verildi. Bu böyle güzel bir şeymiş gibi algılanıyor aslında ama bize nerede dokunuyor? Yani faizlerimiz mi artıyor? İşte ne bileyim aldığımız hizmetlerden zaten sıkıntılar içerisindeyken bakanlıklara ayrılan bütçelerden burada mı sıkıntılar yaşayacağız? Nerede dokunuyor vatandaşa? Yani sonuçları ne olur aslında bu borçlanmanın? Bu iktidar çok kötü işler yapıyor ama güzel anlatıyor galiba. Borçlanma yetkisini artırdılar diye şimdi siz söyleyince fark ettim. Evet, borçlanma yetkisi artmış. Yani hükümetin yetkisi artmış gibi Böyle algılanıyor. bir algı oluştu. Şimdi aslında konu basit. Yani nasıl bizim bireysel olarak gelirimiz ve giderimiz arasında fark varsa, yani açık veriyorsak, giderlerimiz çok fazla, gelirimiz az kalıyorsa borçlanma durumunda kalıyoruz demektir, değil mi? Giderimiz çok fazla, gelirimiz az. Aradaki farkı ödeyebilmek için ne yapacağız? Borçlanacağız. Borçlanma iyi bir şey midir? Değildir tabii ki. Şimdi şeyde iktidarda baştan tespit ettiği, yaptığı bütçenin dışında ilave olarak iki misli borçlanmaya gidiyor. Borçlanma ihtiyacı içerisinde. Bu kötü bir şey tabii ki. Yani ben bu kadar gelir elde edeceğim, bu kadar harcama yapacağım dedikten sonra açığı da var. 140 milyar lira açık demiş. Ama bu açığın çok üstünde iki misli bir açık söz konusu olacak. %5 ilaveler var Maliye Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın da ilaveleriyle 300 milyardan fazla borçlanabilecek. Yani demek ki bir şeyleri yanlış yapmış, yanlış harcamış, gelir toplamasını becerememiş ki iktidar ilave olarak Yetmiyor. borçlanmaya gidiyor. Yani yetmiyor, yapamıyor. İdare edememiş ki, yanlış idare etmiş ki borçlanmaya gidiyor iki misli. Bu bir. İkincisi, böyle borçlanmalarda borçlanma söz konusu olunca ben millet adına sormak durumundayım. Bütçe hakkı var. Milletvekili olarak sormak durumundayım. Bu parayı nereye harcadın? Normalde bunu millet adına sormak durumundayım. Evet, ilave olarak iki misli borçlanıyorsun. Yanlış hesap yapmışsın. Tamam, onu da kabul ettik. Yanlış yapmışsın. İdare edemiyorsun ama bu borçlanmayı nereye kullanacaksın? Nerede kullanacaksın? Neden bu yanlışlık söz konusu oldu? Gelirlerin mi az, giderin mi fazla oldu?
Nereden çıktı bu ilave iki misli borçlanma gereği? Pandemi bunu normalde de kendi kendinize sorarsınız, eşinize sorarsınız. Elbette biz niye ki, bu kadar borçlanıyoruz? Niye borcumuz bu kadar oldu? Nereden yani gidip de şey mi gereksiz yere çanta mı aldınız dersiniz? Ya da eşiniz kendisine takım elbise mi yaptırdı hiç programda yokken? Ya da gidip bir restoranda ilave yemekler mi yedi? Kumar mı oynadı? Diye bir sorarsınız. Niye bu sene, bu ay bizim bütçemiz bu kadar açık verdi? Şimdi Türkiye'nin bütçesi de ilave tahminin ötesinde 2 ile çarpılacak kadar açık veriyor. Borçlanma gereği ortaya çıkıyor ve bunu meclise bile açıklamıyor. Peki. Şimdi bu kadar gizli. Halbuki tam evet. Tersine biraz önce bahsettiniz. Dünyada devlet harcamaları ile ilgili, devletle ilgili şeffaflık olur. Devlet adına, millet adına harcama yapan kişiler, devleti yöneten kişilerin şeffaf olması gerekir. Demokrasi bunu gerektiriyor. Mümkün olduğunca mali saydamlık olur. Türkiye'de tam tersine geriye gidiş var. Tam tersine yapılan harcamalarla ilgili hesap vermeyen bir yönetim var. Biz de bunun kavgasını veriyoruz. Bir taraftan borçlanmanın neden yapıldığını anlatması gerekir diye kavga ederken, öbür taraftan da bir şey getirdiler, kanun. Bununla da şehir hastanelerine, yola, köprüye yapılan harcamaların, yani o hiç hoşlarına gitmeyen, o lüzumsuz onlar da saçma görünmesin. Harcamalar var ya, Londra mahkemelerinin yetkili olduğu, Türk mahkemelerinin bile yetkili değil olduğu öyle sözleşmeler yapmışlar. O sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan gereksiz harcamalar, pahalı harcamalar, yolsuzluk kokan o harcamaların konuşulmasından duyulan rahatsızlık nedeniyle yeni bütçede bunları görünür olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Zaten göstermemeye çalışıyorlardı mümkün olduğunca ama şimdi yeni düzenlemeyle, kanun düzenlemeyle hiç göstermeyecekler. Böyle bir devlet anlayışı olmaz tabii ki. Olmaz. Yani buna milletin isyan etmesi gerekir. Böyle bir gizlemeye, karartmaya, halkı yok saymaya, milleti yok saymaya hepimizin itiraz etmesi gerekir. Çünkü bunun bedelini sonuçta bizler ödüyoruz. Bu vatandaş ödüyor. Şimdi siz borçlanmayı iki misline çıkarıyorsanız vatandaş ödeyecek onun. O işsiz var ya, 10 milyon işsiz. Onlar ödeyecek onun bedelini. Daha fazla insan işsiz kalacak demektir bu. Daha fazla insan sıkıntı çekecek demektir. Daha fazla ailenin mutfağında yemek pişmeyecek, aş olmayacak demektir. Bu tam bir rezalet. Belki de daha az yani sağlık hizmeti alacağız önemli, belki işte. O kadar önemli ki tabii daha az daha sağlık az hizmeti eğitim demektir. Daha az eğitim demektir. Daha mazot, benzin paramızın azalması demektir. Enerji harcamasının azalması demektir. Boğazımızdan girenin azalması demektir. Her şeyle ilgilidir bu. Dolayısıyla vatandaşla doğrudan ilgilidir. Bu yolsuzlukla, beceriksizlikle vatandaşın elinden alınan, cebinden alınan, boğazından alınan paradır. Bunun hesabının sorulması lazım. Bunun hesabı sormak için ben kavga ediyorum, uğraşıyorum. Uğraşıyorum ama bu konuda milletimizin de arkamızda olması, bunun ne kadar önemli olduğunu farkında olması, bizi de desteklemesi gerekir. Ve diğer milletvekillerinde, iktidar milletvekilleri de dahil olmak üzere. Çünkü iktidar milletvekilleri o parayı harcayanlar değil, o parayı harcayan saray iktidarı. Onun hesabını bu milletvekillerinin de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili olarak, çünkü onların da görevidir aynı zamanda o hesabı sormak, onların da sorması lazım. Hep beraber bunun hesabını sorabilmemiz lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı görev giderlerine baktığımızda işte şimdi saray deyince tabii orası daha da çok öne çıkıyor. 2018'den 2019 yılında 6 kat artmış. 1 milyar 427 milyona çıktı denildi. Dün de işte mecliste vekillerin de dile getirdiği ifadelerdi bunlar, rakamlar. İşte 1,5 milyon içecek gideri varmış mesela. Yani 1,5 milyon içecek gideri deyince ki diğer kalemlere evet. De baktığımızda hani nereye harcandı diye bu para soruyoruz ama bunları da mutlaka siz incelediniz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın görev gideri nedir diye sorulduğunda ne yanıt geliyor? Yani
Şimdi siz soruyorsunuz ama milletvekilleri görevdeki yani AK Partili iktidar milletvekillerinden de ses çıkmayınca bir sonuca da varılmıyor. Tamam böyle bütçe sürekli arta arta gidiyor. Her yıl bunu görüyoruz zaten. Ama bizden de gidiyor. Şeffaflık yerine işte biraz önceki o kanunu da söyledik. Gizlilik ya da sansür getirilmesi hangi sonuçları doğurur diye de konuşuyoruz. İşin içinden çıkılır bir durum değil. Pandemiye sığınılabilir mi burada? Mesela yarın iktidar çıkıp da derse ki evet ben bu borçlanmayı iki katına çıkarıyorum ama önümüzde bir pandemi süreci yaşadık ve de daha yaşıyoruz. Denebilir. Denebilir onun tabii için ki. Yani çıkardık böyle. Bir gerekçesi muhakkak olması gerekir. Ama o ama gerekçeyi gelip de mecliste açıklamıyor. Hı-hı. Yani sorun burada. Pandemiden dolayı olabilir. Yanlış hesap yapmıştır. Ondan dolayı olabilir. Çok olağanüstü bir harcama yapması gerekmiştir. Ondan dolayı olabilir. Ama gelip kimse bunları, açıklamıyor. Bunları anlayışla karşılayabiliriz. Ama Hı-hı. anlayışla karşılamadığım konu şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet iradesinin güya oluşması gereken yerde siz bu hesabı vermiyorsunuz. Hesap vermeyince o zaman yolsuzluk var diye insanın aklına geliyor. Bunun bir gerekçesi olması lazım. Neden hesap vermiyorsunuz? Şimdi siz eğer bir hırsızlığınız, yolsuzluğunuz yoksa paranın başındaysanız bununla ilgili şeffaf olur musunuz, olmaz mısınız? Hiçbir probleminiz yoksa işte para. Şu kadar harcadım, gelirim bu kadar, giderim bu kadar. Hesap da ortada dersiniz değil mi? Bu kadar basittir. Bunun sorulacak şeyi var mı? Siz açıklayın diye sesleniyorsunuz. Siz sonuçta bu hükümetin de, bu iktidarın da bunu açıklayabilmesi lazım. Ama hesap vermekten kaçınıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı harcamaları. Hı hı. Ya her işin bir nezaketi var. Şimdi ben mesela Çalışma Bakanlığı'nın ya da Maliye Bakanlığı'nın ya da Sağlık Bakanlığı'nın harcamalarını daha fazla didik didik ederim denetlerken. Cumhurbaşkanlığı harcamaları devletin başı, devleti temsil ediyor. Gerekçesiyle biraz daha şey bakarım, nezaketli bakarım, makul bakarım. Gereği vardır, onun için yapmıştır diye düşünürüm. Ama Elif Hanım, değerli izleyenlerimiz şunu bilsin. Şimdi bir harcama bir yıldan diğer yıla iki misli oluyorsa, evet. Ahmet Necdet Sezer döneminden ya da Abdullah Gül döneminden bu döneme 10 misline, 20 misline çıkıyorsa bunda o nezaketi arayamazsınız. O nezaketi gösteremezsiniz. Bir anormallik vardır. Yani daha önce de bakın şimdiki Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı Cumhurbaşkanı? 13. Cumhurbaşkanı mı? 11, 12... 12 bir daha olarak, hani tekrar seçildi. Onun için 12. Galiba şimdi iktidar. Bundan öncekiler bir harcarken bu 10 harcıyorsa bir gariplik vardır. Kendi rekorunu her sene kırıyorsa bir gariplik vardır. Bunun hesabını vermesi gerekir. Yoksa tabii ki Cumhurbaşkanı'dır. Devlete emanet etmişiz. Devlete emanet etmişiz tabii ki. Millet olarak, millet oy vermiş. Devlete emanet etmişiz. Güvenmemiz gerekir. Ama kendisinden önceki 11 Cumhurbaşkanı'nın harcadığının misliyle harcıyorsa, 10 misli harcıyorsa bir garabet vardır. Ve kendisinin rekorunu her sene kırıyorsa bir garabet vardır. Ki kendisine bir de örtülü ödenek yetkisi veriliyor. Yap diyor, devlet için bazı harcamalar yap. Bunlar bilinmesi sakıncalı olan harcamalarsa da gösterme. Sadece bir kişi bilsin, onunla beraber o düzenlemeyi yapın. Örtülü ödenek diye bir kalem var. Oraya koyun. Böyle bir yetkisi de var. Peki nasıl? Bu harcamalar neden artar? Hı hı. Yani biz zengin bir ülke değiliz. Bakın biz kişi başına milli geliri düşük bir ülkeyiz. Kişi başına milli geliri 2013'ten beri 2013'te 12.480 dolardı. Yani 12.500 dolara yakın. Şimdi 7.000 dolara düşecek bu sene. 7.000 dolarlara. Yani %50'den fazla bir düşüş var. Biz gittikçe fakirleşen bir ülkeyiz. Bunun hesabını tabii ki soracağız. Mecliste soracağız. Başka yerde soramayız. Millet bize bu yetkiyi vermiş. Ve parlamentonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi de budur. Kime soracaksınız? Harcamalarını... Bakanlar mesela niye gelmiyor? Yeni anayasaya göre referandumda 2017'den kabul edilen
uçacağız, Türkiye uçacak, önü açılacak dedikleri, halkı kandırdıkları anayasaya uyarınca bakanlar şeye gelmiyor, meclise gelmiyor. Kime hesap soracaksınız vermiyor. Peki? Şimdi meclis vatandaşın sorunlarının tartışılması gereken bir yer değil midir? Yani siyaset nerede yapılır? Mecliste yapılır. Mecliste bu tartışmaları yapacağız. Vatandaşın, ülkenin sorunlarını, sıkıntılarını biz mecliste konuşmak durumundayız. Bütün partiler, halkın oy verdiği, seçtiği milletvekilleri orada bu tartışmaları, konuşmaları yapmak zorunda. Vatandaşımızın derdi şu, ülkemizin sorunu şu, bunların çözümleri şunlar, bize göre, size göre bunlar, bunları tartışacağız, konuşacağız. Ve o tartışmalar sonucu yasa yapacağız, kanunları çıkaracağız ülkenin yararına, vatandaşımızın yararına. Sorunları, sıkıntıları çözeceğiz, değil mi? Biz, meclisler, parlamento bunun için var. Şimdi biz kimle tartışacağız? Ben AKP milletvekillerinin idare yetkisi yok ki, yönetim yetkisi yok ki. Bakanlarla tartışmak durumundayım. Yani yönetim yürütme yetkisi olanlarla. Kendi aramızda tartışmamızın çok anlamı yok. Kendi aramızda da çok fazla tartışamıyoruz. Ama bakanlar gelmiyor, belli konuları onlarla tartışamıyoruz. Şimdi Türkiye'de bir savaş noktasına geliyor Yunanistan'la Ege'de ya da Doğu Akdeniz'de. Meclise bilgi veren yok. Azerbaycan'da millet iki devletiz diyoruz. Azerbaycan'da savaşılıyor. Bir anlamda biz de savaşıyoruz. Hiçbir bilgi yok. Ne yapılıyor? Ne yapılması gerekiyor? Hiçbir bilgi verilmiyor. Ya da biraz önce söylediğimiz borçlanma iki katına çıkıyor 2020 bütçesinde. Bir şeyler yanlış yapılmış. Onunla da ilgili bilgi yok. Bunlarla ilgili bilgi yok. Bakan gelemiyor zaten, soramıyorsunuz. Bakan yok ki Maliye Bakanı gelsin. Ya evet, biz ilave olarak borçlanma yetkisini 154 milyar daha artırmak istiyoruz. Gerekiyor. Ama gerekçesi de budur. Pandemiden dolayı şu kadarı arttı. Şu kadarı da şöyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bundan dolayı arttı diye bilgi veren bir Maliye Bakanı yok. Gelmesi yasak çünkü şeye göre. Gelse ne olur sizce? Yani bir şey değişir gelmesi mi? Gelmesi gerekir. Şöyle, gelse ne olur? Şimdi Maliye Bakanlar artık seçimle gelmiyor. Hı hı. Seçimle gelmediği için, atanmış oldukları için siyasi iradeleri de yok. Ve bakanlar artık yeni anayasaya göre bakanlıkların iş ve işlemlerinden sorumlu değiller. Yani bakanlıklarının genel sekreteri pozisyondalar. Eskiden müsteşarlar vardı ya, o müsteşarlar kadar bile şimdiki bakanların yetkisi yok. Yani bak, mesela Çalışma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı, bunlar kendi bakanlıklarının, bütün bakanlar için geçerli, politikalarını belirleme yetkisine sahip değiller. Sadece Cumhurbaşkanı'ndan aldıkları talimatı yerine getirmek durumundalar. Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlular. Meclise karşı sorumlu değiller. Millete karşı sorumlu değiller. Dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanı'na sorumlular. Dolayısıyla siyasi iradeleri yok. Dolayısıyla gelseler de bir anlamı yok. Ama hiç olmazsa bakan dediğimiz o kişilere anlatırız, tartışırız, sebeplerini öğreniriz. O da seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'na, yürütme erkinin tek seçilmiş kişisi olan Cumhurbaşkanı'na aktarır diye düşünüyoruz. O bile yok. Böyle bir sistem olamaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ya, bir devletin bu kadar kötü bir yönetim sistemi olabilir. Tam bir rezalet. Türkiye'nin önünü tıkayan, Türkiye'yi yarınlara götürmeyen en büyük engel, blok koyuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey olamaz. Böyle bir rezalet sistem asla olamaz. Yarınlarımıza ipotek koyuyor. Çocuklarımızın geleceğine ipotek koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyetimizin geleceğine ipotek koyuyor. Böyle bir sistem olamaz. Mecliste tartışma, konuşma yok. Sorunları, sıkıntıları konuşamayacaksınız, anlatamayacaksınız, aktaramayacaksınız. Buna uygun kanun yapamayacaksınız. Böyle bir sistem olabilir mi? Parayı konuşamayacaksınız, yolsuzluğu konuşamayacaksınız. Böyle anormal bir sistem. Böyle tabii dünyada da yok Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey yok da. Bizde de biz tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz kendileri öyle dediği için. Resmiyette de böyle bir şey yok, sistem yok.
ve adalet yok, hukuk yok. Anormal, her tarafı anormal. Şimdi bütçe bizim için bir haktır aslında, hani vatandaş olarak buna baktığımızda. Bütçe hakkı diye bir kavram var. Bu demokrasinin en önemli unsurudur. Demokrasi oradan doğmuştur. Dolayısıyla bizler de vatandaş olarak o şeffaflığı görmek bizim yine hakkımız elbette. Şimdi tabii geçmiş dönemlerden de örnek verdiniz ama hemen o arada şunu soracaktım ben. Önceki cumhurbaşkanları döneminde mesela siz nasıl görüyordunuz? Daha şeffaf, yani hani şu anda hani nereye ne harcandı, nasıl oldu, bunun bir açıklama alamıyorsunuz ama önceleri nasıldı? Mesela Cumhurbaşkanlığı'na da ayrılmış bir bütçe vardı elbette. Tabii. O bütçe şeffaf mıydı mesela? Görebiliniyor muydu? İşte gidilen gezilere harcanıldı. İşte şuraya şu yapıldı. Tabii. Böyle kalem kalem görünüyor muydu eskiden? Tabii. Devlet bütçesinin de devlet harcamalarıyla ilgili de bir muhasebe sistemi var. Devletin kendi muhasebe sistemi var. Biliyorsunuz özel sektörün kullandığı uluslararası standartlarda muhasebe sistemleri var. Buna göre yapılan harcamalar, gelirler kaydedilir. Bütün işlemler kaydedilir muhasebe sistemine. Devletin de bir muhasebe sistemi var. Devletin de tüm gelirleri, giderleri, varlıkları, borçları vesaire her şeyi kayıt altındadır. Her şeyi. Şimdi o mali tablolara, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili o mali tablolara baktığımız zaman bizim adımıza, meclisin adına Sayıştay denetçilerinin yaptığı raporlamalara baktığımız zaman, onların eklerinde yer alan mali tablolara baktığımız zaman, bilançoya, gelir tablosuna bu harcamaları görebiliyorduk. Sonra bunları çıkarmaya başladılar. Bilanço, gelir gider tablosu vesaire yok edilmeye başlandı. Şimdi muhtemelen bu sene hiç gelmeyecek. Ayrıca yani bu geçmiş yıllarla ilgili olandan bahsettim. Bir de bütçe, yani gelecek yılın bütçesiyle ilgili olarak da biraz önce bahsettiğimiz o kaldırılan sınıflandırmalara göre bütçeler gelirdi. Neye ne kadar para ayrıldığı orada yazardı. Özellikle fonksiyonel sınıflandırmayla ilgili bilgiler bizim için çok önemliydi. Bütün bunlar şimdi yok edilmeye, mümkün olsa bütçe getirmeyecekler. Zaten bütçenin meclise gelmesinin bu dönem, yani geçmişte bütçe meclisten çıkmadığında hükümet düşerdi. Bu güvensizlik addedilirdi. Şimdi öyle bir durum da yok. Yani mecliste kabul edilmese dahi bütçe geçiyor, hükümet istifa etmiyor. Yeni sistemle bir garabet sistem var. Tamamen denetim dışı bütün harcamalar. Harcamaların denetim dışı olması demek, o zaman bol keseden sorumsuzca harcayabilmeniz demek. Çünkü kendi paranızı harcamıyorsunuz. Elif Hanım, biliyorsunuz öyle bir kural vardır. Başkasının parasını harcarsanız, başkalarının parasını, kendi paranızın değil, sınırsız, sorumsuz bir şekilde harcarsınız. En pahalı harcamaları yaparsınız, en pahalı satın almaları yaparsınız, en pahalı hizmet alımlarını yaparsınız. Çok büyük sorumsuzluk vardır. Denetlenmediği sürece de bu sorumsuzluk artar. Ve Türkiye'de bu denetimsizlik gittikçe artıyor maalesef. Biz de buna işaret ediyoruz. Yani özellikle dün gece saat 1:30'a doğru bitti bizim bu yasa teklifiyle ilgili çalışmalarımız. O saate kadar hep bunun üzerinde durduk. Anlamaları lazım bizim iktidar milletvekili, yani AKP milletvekillerinin de bunu görmesi, anlaması lazım. Onlar için de vicdan sorumlu, kul hakkıyla ilgili bir konu. Yani eğer inanıyorlarsa, iman sahipleri ise bu kul hakkıyla ilgili bir sorundur. Eğer demokrasiye inanıyorlarsa, inancı bir tarafa bırakalım. Eğer demokrasi diyorlarsa, dürüstlük diyorlarsa, o zaman da yine aynı şekilde dürüstlük, vicdan, ahlak sorunu olan bir konu bu. Bunun denetlenmesi lazım. Her halükarda denetlenmesi lazım bu harcamaların. Bizim görevimiz bu ayrıca. Millet bizi bunun için seçti. Biz bu denetimi yapabilelim, bu harcamaların denetimini yapabilelim diye seçti. Doğru harcama yapılsın diye seçti. Ve doğru bir şekilde orada konuşulsun, tartışılsın, doğru işler yapılsın, doğru kanunlar çıksın ve işlerin doğru yapılıp yapılmadığı da denetlensin diye bizler seçildik. Bizler bu çalışma içerisinde olmak durumundayız. Ama emekli maaşları ödendi.
Hani vicdanen diyorsunuz, bakanın açıklamaları hani ekstra bir şey verilmiş gibi bir havada da söylenmiş oldu. Bu çok tartışıldı. Yani emekli böyle maaşları da ödenecek. Yani Türkiye Cumhuriyeti emekli maaşlarını da ödeyemeyecek durumda ise, yani geçmişte çalışmış olanlara hak ettikleri maaşı da vermeyecekse, yani o durumda mı olalım? Yani ne demek emekli maaşları ödendi? Ama tabii hiç ki daha önce yani böyle bir açıklama olmadı, böyle bir açıklama mesela. Olur yani mu ya? Evet. Öyle olunca da acaba niye şimdi lüks mü acaba diye, hani bu da mı lüks, bu artık lüks mü oluyor, Evet, bu diye da... de vatandaş bir telaşlanma da oldu tabii Yani insanlar baştan üzerinde. hani dedik ya, bu hükümet her şeyi kötü yapıyor ama çok iyi anlatıyor diye. Şimdi borçlanmanın artması demek çok kötü yönetildiğini gösterir. Hesabını kitabını yanlış yaptığını gösterir bir hükümetin. Şimdi onlar şöyle diyor, borçlanma yetkisi arttı. Vatandaş da diyecek ki bak, hükümetin borçlanma yetkisi artmış. Hükümet her şeyi yanlış yaptığı için daha çok borçlanma gereği ortaya çıkmış. Böyle değil ama onlar propagandayı öbür türlü yapıyor. Hani zam yaptığın zaman zam demiyor ya, fiyat ayarlaması diyor. Evet, Hiçbir zaman fiyata. zam demiyor, fiyat ayarlamasıyla geçiştiriyor. Bu da Bu da ona onun gibi bir benziyor şey. biraz. Yani bunlarla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Algı yönetimi yaptılar, yıllarca yaptılar ama bunu nereye kadar devam ettirebilirler? Yani bir ülkenin algıyla insanları kandırarak, zihinleri, beyinleri kandırarak nereye kadar yönetilir? Sonu geldi artık. Tabii bu bütçeye baktığımızda, yani muhalefette işte hem İyi Parti'den, HDP'den, yani birçok milletvekiliyle de görüştüğümüzde bu biz bütçe hakkı dedik biraz önce, ama yani bu bütçenin saraya göre hazırlandığı diye onu belirtelim. Yani muhalefet bu görüşte halk bütçesi değil ama bir saray bütçesi diye değerlendirildi. Şeffaflıktan bahsettik biraz önce, işte hiçbir ülkede bu yok denildi. Hem sistem açısından bunu böyle söylediniz, hem de tabii demokrasi açısından da baktığımızda durum elbette ki farklı, ama demokrasi deyince de Anayasa Mahkemesi'ne soracağım hemen, tabii hak hukuk deyince iş oraya da gidiyor. Şimdi ekonomi bir tarafta, adalet bir tarafta, hepsi birbiriyle bağlantılı. Aslında adaletin olmadığı yerde ekonominin de olmadığını altını çizelim. Nasıl değerlendirdiniz en son durumu? Anayasa Mahkemesi işte bizi bağlamaz dedi, tanımadı. Yani yerel mahkeme, daha doğrusu üst mahkemeyi tanımadı. Adalette de artık bilmiyoruz kaçıncı sıradayız şu anda ama dünya üzerinde. Şimdi dediğiniz gibi birinci derece mahkeme, alt mahkeme, yani ilk derece mahkeme. Ondan sonra birçok mahkeme var arada, biliyorsunuz. Bölge İdare Mahkemesi, Yargıtay ve en sonda Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi yargı sistemimizdeki en üst mahkeme. Bütün dünyada da var. Yüce Divan olarak biliyorsunuz, bakanları, cumhurbaşkanlarını yargılayabilen bir mahkeme. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi. En tepede, yargının tepesinde Anayasa Mahkemesi var. Şimdi birinci derece mahkeme, Anayasa Mahkemesi. Nasıl benzeteyim? Çavuş, onbaşı, general. Onbaşı diyor ki ben generalin şeyin dediğini yapmıyorum. Bunun gibi yani, bunun gibi. Bu devletin yok olmasıdır, sistemin yok olması, adaletin yok olmasıdır. Asıl askerlik emirle yapılır, emre itaatsizlik varsa askerlik yoktur. Ya bu saçma, ben bu generalin dediğini yapmıyorum diyemezse onbaşı, hayatına bile mal olsa onun emrini yerine getirmek zorundadır. O emri yerine getirmiyorsa askerlik olmaz, savaş kazanılmaz, disiplin olmaz. Askerlik emre itaat etmektir. Yargıda da böyle bir sistem var işte. Yani birinci derece mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin en tepedeki mahkemenin kararını ben yok sayıyorum diyor. Bunun gibi, yani sistemi yok saymaktır bu. Bu devleti yok saymaktır. Bu artık devletin bitmesidir. Devlete isyandır.
bu noktaya gelmişti. Devletin batmasıdır. Bunların yaptığı budur. O hakimlerin yaptığı, sonuçta bu konuda karar verenlerin yaptığı budur. Devleti, devletin anayasasını yok saymaktır. Bu kadar önemli bir konu. Anayasal adaleti yok saymak. Devleti yok saymak, sistemi yok saymak. Ha, o zaman kimse, hiç kimse artık birbirini dinlemesin. Asker, dediğim gibi, onbaşı generalini dinlemesin. Bir memur müdürünü dinlemesin. Hiçbir mahkeme bir üst mahkemeyi kabul etmesin. Kimse ben senet imzaladım, borçta ödemiyorum diyebilsin o zaman. Yani devlet yoksa, sistem yoksa, biz kural, kaydı, hukuk kabul etmiyorsak bunu yapalım. Ama çok iyi biliyoruz ki bu mahkeme kararının arkasında sarayın talimatları var. Ama bu ayrı bir rezalet tabii, bu tarafı da çok ayrı bir rezalettir. Skandal yani. İnanın bütün bunları konuşmaktan da ağır ediyorum ya. O kadar ağrıma gidiyor ki. Şimdi Elif Hanım, bizim dünya değişiyor. Tam bir değişim döneminde dünya. Bu dünyada ne oluyor, ne olacak, ne tarafa doğru gidiyor? Teknoloji ne tarafa doğru gidiyor? Kapitalizm bu krizinden nasıl çıkabilir? Türkiye böyle bir dünyada nerede olmalı? Nasıl olmalı? Nelere yatırım yapmalı? Nasıl büyümeli? Bu işsizliğini nasıl yok etmeli gibi konuları konuşmam lazım, değil mi? Ben onları da seviyorum ayrıca. Bu konularda okuyorum, yazıyorum, çalışmaya gayret ediyorum ama onlara sıra gelmiyor. Bu saçmalıklardan bunlara sıra gelmiyor. Bunları mecliste biz konuşamıyoruz. Bu saçmalıklardan bir türlü o tarafa geçemiyoruz. Ama böyle bir iktidar olursa, böyle bir devlet yönetimi olursa, başımızdakiler böyle olursa, biz beladan da kurtulamayız. Bu saçmalıklardan da, skandallardan da kurtulamayız. O konuşmamız gereken, yapmamız gereken işleri de bir türlü yapamayız. Yani Allah korusun, hiçbir zaman böyle bir şey dilemeyiz tabii ama bu ülke işgal edilmiş olsaydı, işgalci kuvvetler bu kadar kötü yönetmezdi, bu kadar hukuksuz yönetmezdi bu ülkeyi. Bu kadar kötüler. İşte şimdi. Bu kadar kötüler gerçekten, yani bunu vatandaşımızın görmesi lazım. Biraz iman, vicdan sahibi olan her vatandaşımızın bunu görmesi lazım. Rezalet gidiyor Türkiye. Çok kötü yönetiyorlar ama hala arkalarında büyük bir güç var. Seçmen gücü. Bu da tabii kutuplaşmadan kaynaklanıyor, siyasi sebeplerle. Böyle bir güç var diyorsanız eğer, hemen o zaman şurada şunu sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda, hani alem bir seçmen gücü var deyince iktidara baktığımızda, CHP'ye baktığımızda da bir düşme var mı peki? Böyle deniliyor ya, yani hani oy kaybı mı dedim demek ya, lazım? Bunlar hep kötü yapıyorlar ama güzel propaganda yapıyorlar, iyiymiş gibi anlatıyorlar. Şimdi bizi de kötülemeye başlıyorlar. Onunla özellikle CHP'liler daha fazla inanıyor. 2019 yılında yapılan genel mali seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi galip gelmiştir. Millet İttifakı galip gelmiştir. İktidar yenilmiştir. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı kaybetmiştir. Türkiye'nin şu anda %50'sinden fazlası mali idarelerde bizim tarafımızdan yönetiliyor. Biz kazandık seçimleri. Bunu unutmayalım. Bir. İkincisi, mesela Adana'da AKP ile MHP'nin oylarını toplayın. Hemen seçimden önce %70'lerdeydi. Biz kazandık Adana'da. Mersin'de öyleydi. Biz kazandık. Antalya'da öyleydi. Biz kazandık. İstanbul'da öyleydi, biz kazandık. Bunları unutmasınlar. Yani zannediyorlar ki iki tane dürüst olmayan kamuoyu yoklamacısının anketi doğrudur. Öyle değil. Bunlar sadece algı yaratıyor, göz boyuyorlar. Bunlara inanmamak lazım. Biz kazandık, oyları düşüyor. Kazandığımızdan beri oyları düşüyor, daha da düşecek, gidecekler. Biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Millet iradesi kazanacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ve dediğim gibi, nasıl Adana'da kazandık, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da kazandık, yine kazanacağız. Birçok yerde kazandık. Şimdi daha da güçlüyüz. Daha da başarılıyız. Bundan sonra daha rahat kazanacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Moralini bozmasın. Deminden beri ben üzülüyorum, biliyorsunuz. Böyle
biraz dertli konuşuyorum. Bu sorunları, sıkıntıları biz neden görüşmüyoruz, konuşmuyoruz, gereğini yapmıyoruz, sorunlarımız bu kadar çok, bunun gereğini yapmıyoruz, oyalanıyoruz, halbuki Türkiye'nin yapması gereken çok iş var. Bu anlamda benim söylediğim, yoksa biz bunların hepsini aşarız, bütün bu sorunları. Sizin bir ifadeniz vardı, saray iktidarı mecliste bu yöntemle yasama ve denetime devam ederse büyükşehir meclisleri kadar bile halktan itibar ve ilgi görmeyecek. Evet, görmez, görmüyor da. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin oluşması gereken yer, değil mi? Öyle diyoruz, Gazi Meclis diyoruz, hep itibarlı kılmaya çalışıyoruz. Şimdi insanlar bu mecliste benim sorunum konuşuluyor diye bir gün merak edip mecliste neler olmuş diye gazeteleri, televizyonları o gözle dinliyorlar, okuyorlar mı? Yok. Ama büyükşehir meclislerindeki tartışmalar daha fazla ilgi topluyor şu anda. Çünkü büyükşehir meclislerine, mesela Ankara ve İstanbul büyükşehir meclislerinde, evet, AKP yani Cumhur İttifakı daha fazla. Millet İttifakı mecliste daha az. Ona rağmen ama başkanlar Millet İttifakı'nda. Ama oralarda muhalefete de iktidara da eşit söz hakkı veriliyor. Herkes çıkıp rahatlıkla bütün sorunları, sıkıntıları tartışabiliyor, konuşabiliyor. Başkana hesap sorabiliyor. Orada başkan oturuyor. Ekrem İmamoğlu orada, Mansur Yavaş orada. Onlar oturuyorlar ve diğer yerlerde de diğer belediye başkanlarımız onlara hesap soruyorlar. Sen şunu yanlış yaptın, şunu doğru yaptın. O da bilgi veriyor. Hayır, yanlış değil, doğrudur. Şunu yaptım, şöyle yaptım, şu nedenle yaptım, şu kadar para harcadım diye yapıyor, hesap veriyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bize, milletvekillerine hesap veren kimse yok. Birileri bir şeyler yapıyorlar. Kim ne yapıyor, kaça yapıyor, niçin yapıyor, yanlış mı yapıyor, doğru mu yapıyor, yolsuzluğum var. Biz onun hesabını soramıyoruz. Çünkü yoklar. Yani icraat yapanlar orada yoklar. Halbuki belediyelerde icraat yapanlar oradalar ve hesap soruyor belediye meclis üyeleri. O hesaba cevap veriyorlar onlarda. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o durum yok. Çünkü bakanlar meclise gelemiyor. Cumhurbaşkanı da gelmiyor tenezzül edip. Dolayısıyla biz onlara hesap soramıyoruz. Neden yaptıklarını anlatamıyoruz işte. En son dün gece çıktı. Borçlanma 2 misline çıktı. 2020 bütçesindeki borçlanma miktarı. Çünkü açık 2 misline çıkmış. Ama bunun gerekçesini bilmiyorum ben. Tahmin ediyorum. O ayrı bir konu. Ama gerekçesini bilmiyorum. Bunun hesabını gelip de birisi vermedi. Efendim biz 154 milyar lira daha ilaveten borçlanacağız. Onun sebebi de budur. Şuraya harcayacağız o parayı ya da harcadık diyen birisi yok. Hesap veren birisi yok. O zaman büyükşehir belediye meclisleri daha fazla ilgi topluyor demek ki. O zaman internet üzerinden yayın yapıyorlar. Onları daha fazla izliyor vatandaş. Daha itibarlılar oradaki insanlar. Böyle meclis anlayışı olur mu? Devlet yönetmek böyle mi olur Allah aşkına? Bunun farkında değiller mi? Devleti öldürüyorlar. Devleti öldürüyorlar. Bunun farkında olmaları lazım. Galiba, hepimizin farkında olmamız lazım bunu. İzlerken de galiba vatandaşlar şöyle bir şeye de kapılıyorlar. Yani hani bizim hakkımız savunuluyor ya da işte kendi sordukları sorular da orada soruluyor belediye meclisinde. Tabii. Bütün hepsi çok ayrıntılı bir şekilde uzun saatlerce de sürüyor tabii. Sürede uzun. Borçlanma yetkisi ikiye katlandı ama mesela belediyeler o borçlanma yetkisini istediğinde orada kıyametler kopuyor. Kopuyor, tartışıyorlar. Evet. Dediğiniz gibi günlerce, saatlerce tartışıyorlar. Niçin alacaksın? Ben alacağım diyor. Bu borçlanmayı yapacağım. Şu kadar faizle borçlanacağım. Şu kadar süreli borçlanacağım. Şu miktarda borçlanacağım ve bu borcu şu işte kullanacağım diyor. Anlatıyor tek tek. Kuruşuna kadar hesabını veriyor. Ama bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hesap veren kimse yok. Böyle saçma bir sistem olabilir mi? Bütün şeyim, sıkıntım bu. Benim sinirlerimi bozan, canımı sıkan, o milletten aldığım iradeyi, sorumluluğu, yetkiyi kullanamamak işte bu. Böyle bir sistem olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Birbirimizden haberimiz yok. Burada icraat yapılıyor.
Ben ona hesap soramıyorum. O bana hesap vermiyor, bilgi vermiyor. Böyle sistem olur mu? Tenezzül edilmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, millet iradesine, Türk milletinin iradesinin olması gereken yere siz bilgi vermeyeceksiniz. Buna da sistem diyeceksiniz. Buna da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyeceksiniz. Geçiniz efendim. Yani bunları tüm vatandaşlarımızın düşünmesi lazım. Vatandaşlarımız 2017'de kandırılmıştır referandumda. Kandırıldı, her şey iyi olacak diye. Anayasa Mahkemesi'ni sordunuz. Anayasa Mahkemesi bundan sonra bağımsız, tam görev yapacak bir mahkeme olacaktır demediler mi? Şimdi de neler söylüyorlar? Bütün üyelerini kendileri atadılar. Neler söylüyorlar Anayasa Mahkemesi için? Anayasa Mahkemesi darbe yapacakmış. Sen oluşturdun. Sen anayasada değiştirdin. Yeni yapısını sen koydun. Ama orada bütün daha önceki Cumhurbaşkanlarının da atadığı hani üyeler de var hala. Acaba öyle bir karşılıklı anlaşmazlık mı var diyen kimin de oluyor. Kimin atadığı var? Abdullah Gül'ün atadıkları var. Şey var. Ahmet yani Necdet Sezer'den de kaldı. Bir üye var galiba. Kişi. Yani Emin evet. Bey var. Hatırladığım kadarıyla bir Emin Bey kaldı. Onun haricinde yok yani. Oradaki yapı tamamen hemen hemen kendi istedikleri yapı. Tamamen öyle. Ne oluyor? Ondan da şikayet ediyor. Ya yönetemiyorsun, onun için şikayet ediyorsun. Topa vurmasını bilmiyorsun, top eğri diyorsun. Koşmasını bilmiyorsun, sağa kaygan diyorsun. Yönetemiyorsun, yapamıyorsun, idare edemiyorsun sen artık Türkiye'yi. Bırak git. Şimdi bugün adım adım iktidar projesinin tanıtım ve eğitim toplantısı vardı İstanbul'da. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. İkinci yüzyıla çağrıda bulunmuştu kurultayda. O çağrıyı da, o beyannameyi daha doğrusu hatırlatmış oldu. Tabii Enis Berberoğlu'na ilişkin de AYM kararını tanımamasını yerel mahkemenin eleştirdi. Ve diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, hukuk devletinin değil şahsım devletinin hakimleri izliyorlar dedi. Hakimlere atıfta bulundu. Ve artık iktidara adım atıyoruz dedi. Biraz önce o oy oranıyla ilgili sordum. Bir erken seçim olur mu sizce? Mesela Cumhurbaşkanı dedi ki hayır böyle bir şey yok. Ne erken seçimi ya dedi hatta. O ifadeyi de kullandı. Erken seçim yapılan ülkeleri de kötüledi. Kabile devletleridir falan dedi ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de kendisi tarihi de başta olmak üzere bir kere mi iki kere galiba erken olmamış seçim. Hep erken evet, olmuş hep erken. Onlar. Hep erken seçim yapılmış. Kendileri istedik. Yani nasıl konuşabiliyorlar? Yani sen kendin bir kere bir iki kere şey yapmışsın, zamanla seçim yapmışsın, onun haricinde zaten hep erken seçim yapmışsın, sonra da kalkıyorsun erken seçim için bu lafları kullanabiliyorsun. Yani utanma, sıkılma, bir ya ben söylüyorum ama ben bunu yaptım diye düşünür insan. Yani daha önce alınan kararlardı zaten bunlar. Ya, demokrasilerde seçimler zamanında da olur, erken de olur, gerektiği zaman seçim yapılır. Seçim yapılması güzel tarafıdır demokrasilerin. Bu dönemde seçim erken yapılır mı? Ekonomik koşulları belli. Ekonomi bana göre belli edecek erken seçim olup olmadığını. Şimdi iktidarın, Cumhur İttifakı'nın şeyi var, çoğunluğu var. Onlar isterlerse biz muhalefet olarak istediğimiz halde erken seçim yaptıramayız. Onlar isterlerse erken seçim olabilir. Onlar da kim isterse daha çok bu şartlar altında Bahçeli seçime gitmek istemezler çünkü kaybedecekler. Yani o net olarak ortada, kaybedecekleri bir seçime de gitmek istemezler. Sonuna kadar bekleyecekler. Öyle görünüyor. Yani bir bu arada bir işte kahramanlık yaparız. Ege'de şöyle olur, böyle olur, bir hamasetle insanların milli duyguları ön plana çıkar. O zaman oylarımız artar. Bir seçim yapalım, oradan 3 puan, buradan 5 puan ya da İşte HDP'yi seçime sokmayalım, böyle şöyle yaparız. Buradan böyle mühendisliklerle oradan buradan yeniden tekrar seçilmeyi sağlamaya yönelik hesaplar yapıyorlar. Bunların hiçbirisi de tutmayacak. Gidecekler. Erken seçim de seçim yapılsın da erken veya geç bunlardan kurtulalım yeter.
Bu zihniyetten, bunlardan derken bu zihniyeti kastediyorum. Bir konu daha vardı. Türk Tabipleri Birliği'ne tepki gösterirken yine bu sefer çoklu baroyu da hatırlattı ve aynı çalışmaları hem Türk Tabipleri Birliği'ni ve diğerlerini de yapmak zorundayız. Bütçeden sonraki ilk işimiz de bu olacak dedi. Şimdi odalar da yine tekrar hedefe konuldu. Evet. Çoklu baroda mecliste çok yoğun mesailer harcadınız ama acaba nasıl gidecek bu işin sonu, nasıl olabilir? Yani bütçenin ardından, bizim için bütçe önemliydi ama bütçenin ardından bir de bu var Evet, şimdi. onlarla da uğraşacağız. Çünkü demokrasi yok ediliyor, devlet yok ediliyor. Şimdi demokrasinin unsurları, en önemli unsurlarından bir tanesi siyasi partilerdir. Siyasi partiler olmazsa demokrasi de olmaz biliyorsunuz. Ama siyasi partilerden sonra gelen sivil toplum kuruluşları çok önemlidir demokrasilerde. Meslek kuruluşları çok önemlidir. Üniversiteler çok önemlidir. Medya çok önemlidir. Kanaat önderleri çok önemlidir. Bütün bunlar bir arada demokrasiyi oluştururlar. Bütün bunlar bir arada, bunların görüşleriyle demokrasi oluşur, ortak fikir oluşur, ortak eylemler veya icraatlar yapılır demokrasilerce. Bunlar kendileri için engel gördükleri her şeyi yok etmeye çalışıyorlar, kendileri dahil. Bak, kendilerinin kurduğu anayasa mahkemesini, bunu kendileri kurdular, bu anayasa mahkemesi. Ona bile karşılar. Her şeye karşılar. Kendi kurdukları anayasa mahkemesine, kendi getirdikleri adamlara karşılar. Kendi ortaklarıydı FETÖ. Şimdiye kadar neyle birlikte oldularsa her şeye karşılar. Ama yeni bir sistem kuramıyorlar. Neyi eleştirdilerse onun yerine yenisini bulamadılar, koyamadılar. Cumhuriyet sisteminde yenisini koyamıyorlar yerine. Cumhuriyetin getirdiği kurumların yerine de yenisini koyamıyorlar. Laikliğin yerine de yenisini koyamayacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çok eleştiriyorlardı. Kendilerine benzettiler ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıramıyorlar. Cumhuriyetin diğer kurumlarını da aynı şekilde, sattıkları kurumları geri getirmeye çalışıyorlar. Yani Peki odalardan tüm ne yaptıklarını isteniyor? Yani odalardan ya da işte sivil toplum kuruluşlarından, yani örgütlenme mi onun önüne acaba geçirmek isteniyor? Tabii Hani bugün birlik olunmaması adına mı? Yani onun tabii için mi demokrasiler, şimdi bölünmesi? bazı şeyleri yanlış olduğunu kimlerin söylemesi lazım? Üniversitelerin söylemesi lazım. Sivil toplum kuruluşlarının söylemesi lazım. Yani itiraz etmeliler, öyle değil böyledir demeliler. Şimdi bunlar kendilerini alkışlayan, kendilerine bravo diyen, şakşakçılık yapan hangi kurumu kapattılar? Hiçbirisini kapatmıyorlar. Kendilerine siz yanlış yapıyorsunuz, bu yanlıştır diyen kurumları kapatmaya çalışıyorlar sürekli. Ya birileri de sizin yanlış yaptığınızı söyleyecek, yolsuzluk yaptığınızı söyleyecek, hatalarınızı söyleyecek. Böyle bir demokrasi olur mu? Amerika'da çıkıyor Trump'a, hakaret edebilen bile var. Değil mi? Demokrasilerde ya da işte bunlar olabilen çıkıyor, şeylerdir. Karşı karşıya konuşabiliyor. Tabii adaylar Bizde de çıkıyor, eskiden öyleydi karşılıklı ama. Tartışabiliyorlar. Adayları kimler destekliyor? Açıkça ortada. Para verenler, maddi yardımda bulunanlar veya öbür türlü destekleyen kuruluşlar, onlar da belli. Türkiye'de hepimiz gizli olmak zorundayız. Kendimizden korkuyoruz. Telefonla konuşmaktan korkuyoruz. Fikrimizi açıklamaktan korkuyoruz. Büyük Evet. bir şey var, baskı var. Bu baskı şimdi meslek kuruluşlarına, odalara kadar geldi. Şimdi şeyi, barolu, çoklu baro sistemine geçtik de kurabildiler mi? Kuramadılar. Yani böyle saçmalık olmaz. Meslek örgütlerini bölerseniz ülkeyi de bölmüş olursunuz. Şimdi de Tabipler Birliği'ni bölmeye çalışıyorlar. Yazık, günah ya, bu ülkeyi Türkiye'nin bu ayıptan bölmeyin. kurtulması Bölmeyin lazım bu dedi ülkeyi. Cumhurbaşkanı. Böyle böyle Dakikamız. değil. Bir araya gelerek, birlikte olarak bu ülkeyi kurtarabiliriz. Böyle böyle değil. 3 dakikamız kalmış. Hemen şunu soracağım. Biraz önce belediyelerden örnekler de verdik. Bütçe açığı var. Onun için tekrar ikiye katlandı. Borçlanma yetkisi dediniz ama bir taraftan da paralar toplanıyordu.
Yetmiyor muydu ya da ne oldu? O kadar hani IBAN numaraları paylaşıldı özellikle bu son süreçte. Evet. Ya da işte daha önce de birçok kez başka nedenlerle paralar da toplandı. Ne oldu o paralar? Tabii bunu da sordunuz da yanıt. Evet, ne oldu bu paralar? IBAN numaraları verdiler. Dünyada bizden başka kendi halkından pandemi döneminde para toplayan bir şey yoktu, iktidar yoktu. Bir biz yaptık onu, IBAN numarası verdik, para topladık. 2,5 milyar bildiğim kadarıyla bir para toplanmış. Ne yapıldı bu para? Kime gitti? Kime verildi? Nereye gitti bu para? İşte bakanlar meclise gelecekler ki ben de onun hesabını sorabileyim. Ne yaptınız Sayın Bakanım, bu parayı topladınız? Ne yaptınız bu parayı? Kime harcadınız? Hangi farklı şeyi harcadınız diyebilmemiz lazım. Var mı böyle bir şey? Eleştiri bazen böyle de geliyor. İşte deniliyor ki muhalefet daha güçlü bir muhalefet yapmıyor da deniliyor bazen. Tabii, siz de diyorsunuz şöyle, ki hani gelmiyorlar ki soralım. Gelmiyorlar ki soralım ama eğer muhalefet niye daha güçlü değil, işte muhalefet bunları şöyle böyle ezmeli diyen varsa, o zaman bu iktidarın, Türkiye'nin o dış güçlerin, dış güçlerin demeyeyim de küresel güçlerin, emperyalizmin getirdiği bir iktidar olduğuna, Türkiye'de BOP'un olduğuna, küresel güçlerin olduğuna inanmıyor demektir o kişi. Eğer muhalefet niye hemen, biz eşit iki tane parti değiliz. Bir kere onu herkesin bilmesi lazım. Biz eşit iki parti değiliz. Eşit koşullarda şey yapmıyoruz, mücadele etmiyoruz. Bir kere o tarafta devlet gücü var. Tümüyle devlet gücü var. Yargının gücü var, devlet kurumlarının gücü var, para gücü var. Devletin şey gücü var, kanun gücü var, hukuk gücü var. Ellerinde bunu kötü niyetle kullanıyorlar. Bir ikincisi, o küresel güçlerin, emperyalizmin desteklediği bir iktidar var. Bunu da görmek lazım. Biz bunlara karşı mücadele ediyoruz ve o mücadelede herkes bir beraber olmak durumundadır. Efendim bunlar yapamıyor. Bunu demek çok kolay. Hep beraber yapacağız, inanacağız. Yarın bu seçimleri alacağımıza, 2019'da aldığımız gibi alacağımıza da inanacağız. Kimse kimsenin moralini bozmasın. Birbirimizin moralini bozmayalım. Sosyal medyada bir tweet atıyorsunuz, bir şey yazıyorsunuz. AKP zaten ezik vaziyette, trollerinden başka kimse bir şey yazamıyor, çizemiyor ama bizimkilerden şeyler geliyor, tepkiler geliyor. Hayır, kendimize inanacağız, güveneceğiz. Biz sadece bir iktidarla, bir siyasi partiyle mücadele etmiyoruz. Biz devlet gücünü kötü niyetle kullanan bir devlet gücüne karşı da muhalefet ediyoruz. Biz emperyalizme karşı da mücadele ediyoruz. Büyük bir küresel oyuna karşı da mücadele ediyoruz. Onun için hep birlikte olmak durumundayız. Moralli olmak durumundayız. Birlik olmak durumundayız. Buna inanmak durumundayız. Biz sadece yarın biz iktidar olalım, hiçbir şeyi değiştirmeyelim demiyoruz. Biz bütün bunlara karşı, bütün bu zihniyetlere karşı mücadele ediyoruz. Onun için birlik, beraberlik olmak durumundayız. Kimse aykırı ses çıkarmasın. Böyle bir yanlış içerisinde olmasın lütfen. Seçimlerde dahi eşitsiz şartlarda yani şartlar. Ona rağmen çok kazandık ve kazanmaya devam edeceğiz. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Kuşoğlu. Kolaylıklar dileyelim. Evet sevgili izleyiciler, meclisten geçen aslında kanun teklifiyle başladık programımıza, adaletle bitirmiş olduk diyelim. Bütçe var artık mecliste, önümüzdeki süreçte bütçe maratonu da başlayacak. Oradaki tabii ayrıntıları da yine hem Sayın Kuşoğlu'yla hem de meclisteki diğer milletvekilleriyle konuşmayı sürdüreceğiz diyelim. Ankara Saati'ni noktalayalım. Hoşça kalın.